Değerli arkadaşlar, tekrar milletçe başımız sağ olsun. Acımız çok büyük. İçimiz yanıyor. 41 evladımızı, 41 madenci kardeşimizi kaybettik. Az önce 3 tanesinin şehit cenazesindeydik. Toprağa verdik, buraya geldik. Ailelerle buluştuk, dertleştik. Gerçekten başta da söyledim, acı çok büyük. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Allah tekrarından korusun inşallah ülkemizde, tüm çalışanlarımızda. Tabii gün acıyı paylaşma günü ama aynı zamanda bu olayların tekrar etmemesi için, bu acıların tekrar yaşanmaması için ne yapılması gerektiğini de artık çok iyi çalışılması gerekiyor. Tedbirde nerede hata edildi? Tedbirlerde eksikler neredeydi? İş güvenliği konusunda nerelerde ihmal var? Bunların hepsinin üzerine gidilmesi lazım. Ama aynı zamanda bunun bağımsız bir denetimle yapılması lazım. Güçler ayrımı olmayınca, denge denetleme mekanizmaları olmayınca, bağımsız denetim yapılmayınca maalesef bu olan kazaların hem sebepleri yeterince anlaşılamıyor, hem de tekrarın önlenmesiyle ilgili ciddi sağlam bir duruş ortaya konmuyor. Güçler ayrımının olduğu, demokrasinin iyi işlediği ülkelerde de maden ocakları var. Ülke ismi saymayayım şimdi. Ama hangi ülkede demokrasi iyi işliyorsa bakıyorsunuz o ülkelerde bu tür kazalar çok daha az oluyor. Can kayıpları çok daha az oluyor. Çünkü bağımsız denetim mekanizmaları çalışıyor. İşi yapan, yaptıran aynı zamanda da denetliyorsa oradan maalesef hatalar bulunamıyor. Eksikler, ihmaller tespit edilemiyor. Tekrar tekrar aynı kazaları yaşıyoruz. Tekrar tekrar aynı can kayıplarını yaşıyoruz. Burada madenci kardeşlerimizin aileleriyle tekrar tek tek oturduk, dertleştik. Babalarla, analarla, kardeşlerle, abilerle dertleştik. Her birinin tespitleri var. Her birinin iddiaları var. Buradaki ihmallerle ilgili, tedbir eksiklikleriyle ilgili iddialar var. Bunların mutlaka üzerine gidilmesi lazım. Bağımsız bir denetimin mutlaka işletilmesi lazım. Biliyorsunuz bir idari denetim var, bir yargı denetimi var, bir de yasama denetimi yani meclis denetimi var. Burada mutlaka yasama denetimiyle meclis denetiminin bağımsız bir şekilde çalıştırılması gerekiyor. Ne olduğunun anlaşılması gerekiyor ki bunların tekrarı önlensin. Eğer olandan ders almazsak, olanlardan ders çıkartmazsak bunlar Allah korusun kazalar tekrar eder, can kayıpları tekrar eder. Evet, ülkemiz maden zengini bir ülke. Maden kaynaklarımızı kullanmamız, yer üstüne çıkartmamız kuşkusuz ülkemizin değerleri açısından önemli. Ama bir canın maliyetle karşılaştırması mümkün olmaz. Tedbir konusunda ne kadar maliyet gerekiyorsa, tedbirle ilgili ne gerekiyorsa mutlaka o harcanmalı ve tek bir kişinin canının bile korunacağı bir tedbir ve iş güvenliği sistemiyle mutlaka bu madenlerimiz işletilmeli. Ben onun için buradan çağrı yapıyorum. Bir savcılık süreci var ama bu savcılık sürecinin bağımsız yürümesi gerekiyor. Tarafsız yürümesi gerekiyor. Mecliste artık bu konuyla ilgili mutlaka bir araştırma ve soruşturma komisyonlarının sürecini başlatmak gerekiyor. Ki bağımsız bir şekilde bu konunun üzerine gidilsin, incelensin. Artık yeter diyoruz. Soma'da kaybolan canlarımızın daha acısı tazeyken yeniden burada Amasra'da büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Evet, biz kadere inanırız. Ama önce tedbir, sonra Allah'ın takdiri. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Tedbir almayıp, ihmallerle, arkasından, takdirle, kaderle olaya bir çerçeve çizmeye çalışırsak bu son derece yanlış olur. Tabii ki Allah'ın takdiri her şeyin üstündedir. Tabii ki kadere hepimiz inanırız ama önce tedbir. Tedbir almayıp ihmaller sonucunda olan bu tür kayıplara, bu tür kazalara belli bir kader, takdir çerçevesinde eğer siz geçiştirirseniz, üzerine gitmezseniz bu büyük hata olur. Üstelik istismar olur. Onun için hep beraber toplum olarak artık İtiraz etme zamanı geldi. İtirazımız var deme zamanı geldi. Bu can kayıplarına bizim itirazımız var.
bu yaralanmalara bizim itirazımız var. Bunun da tekrar ediyorum bağımsız, tarafsız denetim sistemiyle denetim mekanizmaları üzerine gidilmesi lazım. İdari denetimin hiçbir kıymeti yok. Zaten devletin kendi işlettiği tesis. Devlet kendi yapıyor, kendi denetliyor. Bir şey beklemeyin. Yargı denetimi önemlidir ama yargının üzerinde bugün baskı var. Yargı bağımsız, tarafsız çalışamıyor. Bağımsız ve tarafsız bir yargı denetim sürecinin burada çalıştırılması gerekiyor. Ve artık meclise, ki meclis açıldı artık, milletvekillerimizde vakti var. Bir en azından bir araştırma komisyonunun kurulup tarafsız, bağımsız bir şekilde şu maden kazanlarının üzerine gidilmesi lazım. Bunun önlenmesi lazım. Ben tekrar soruyorum. Gelişmiş demokrasilerde madenlerde niye can kaybı az da bizim gibi demokrasi geri kalmış ülkelerde maden kayıpları, can kayıpları çok diye buradan soruyorum. İstatistikler çok açık, çok ortada. Çünkü gerçek demokrasilerde bağımsız denetim vardı ondan. Denge denetleme sistemi vardı ondan. Onun için hedefimiz ileri demokrasi olmak lazım. Hedefimizin tam demokrasi olması lazım. Hedefimizin bağımsız denetimin olduğu, denge kontrol sistemlerinin sapasağlam çalıştığı bir demokrasi olması lazım. Demokrasi açığı işte böyle maalesef can kaybı oluşturuyor. Ben tekrar hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olur inşallah. Biz onlara iş başında çalışırken şehit olan insanlar diyoruz. Üstelik biliyorsunuz bu kardeşlerimiz alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışırken hayatlarını kaybettiler. Helal kazancın peşindeyken canlarını kaybettiler. Bu da çok üzücü gerçekten. Bir yandan ülkede bakıyorsunuz, korkunç bir israf var. Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi de yolsuzluk var. Bir yandan korkunç bir haksız kazanç var. Bir yandan da alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışırken yerin 300 metre altında helalinden kazanç kavgası verirken, helalinden kazanç mücadelesi verirken canını kaybeden vatandaşlarımız var. Bu adalet değil. Onun için toplumsal adaleti sağlamak zorundayız ve olanlardan ders almak zorundayız. Ders almazsak bunlar tekrar eder ve Allah korusun bu acıları tekrar tekrar yaşarız. Artık bunlara bir dur demenin vakti geldi ve inşallah toplum olarak ayağa kalkıp itirazımız var demenin zamanı geldi. Ben tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Burada 3 gün boyunca yoğun bir çalışma içerisinde olduğunuz, çaba içerisinde olduğunuz, buradaki gelişmeleri anlık, dakikası dakikasına tüm Türkiye ile paylaştınız. Buradaki acıların tüm Türkiye ile paylaşılmasına aracı oldunuz. Hepinize de bu yoğun çalışmalarınız için ve gayretleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar buradan, Amasra'dan, bu acının düştüğü yerden tüm Türkiye'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.